Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. Desal. Etkin maddesi prosemittir. Nedir? Ne için kullanılır? Dikkat edilmesi gerekenler. Olası yan etkiler. Kullanan kişilerin yorumlarını anlatacağım şimdi size. Desal'in enjeksiyonluk ve tablet formu bulunmaktadır. Desal, idrar söktürücü yani diüretik adı verilen ilaç grubuna dahildir. Diüretikler böbrekten idrarın atılım hızını artıran ve aynı zamanda su ve tuz kaybı yapan ilaçlardır. Vücutta aşırı suyun atılmasına yardımcı olmak için veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır. Besal, süre gelen kalp yetersizliğine bağlı solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin fazla sıvının atılmasını atılmasına yardımcı olur. Böbrek yetersizliği ile bağlantılı fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Hamilelik ve yanıklarda alınmış fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Ee, hamilelik konusuna geleceğiz. Emziren e, bireylerde kullanılmaması gerekiyor. Çünkü e, içinde bulunan etken madde furosemid e, anne sütü yardımıyla çocuğa geçebilir. Doktorunuza tanışmakta e, fayda var. E, yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon neden olduğu kriz önleyici durumlarda kullanılır. Aşağıdaki durumlarda kullanmayınız furosemid yani etken maddesini alerjiniz varsa kullanmayınız. Aşırı sıvı kaybettiyseniz kullanmayınız. Böbrek yetmezliği, kanda potasyum, sodyum miktarınız az ise kullanmayınız. Bebeğinizi emziriyorsanız kullanmayınız. Gayet güçlü bir idrar söktürücüdür. Kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Ve kan değerlerinizi kan testini de yapın kendi Çünkü kan konsantrasyonunu fazla miktarda etkileyen bir ilaçtır. Desalinian etkileri çok yaygın olanlar elektrolit yani kan konsantrasyonu kanda bulunan kimyasalların konsantrasyonunda bozukluk olabilir. Kandaki kreatin ve liserit miktarında artma artma olabilir. Kan basıncında düşüklük olabilir. Mesela e, yatar pozisyondan ayağa kalktığınızda e, gözlerinize kararma kan basıncınızda düşüklük manasına geliyor. Yaygın olanlar hemokonsantrasyon yani kan sıvısının azalmasına bağlı e, kan ka konsantrasyonunun artmasına denir. E, klor, sodyum, potasyum miktarlarında kanda bulunan klor sodyum potasyum miktarlarında azalma, kolesterolde artma, ürik asitte artma, gut atakları olabilir. Bunlar yaygın olanlar. Ee, yaygın olmayanlar trombosit kanda trombosit de azalma olabilir. Şeker hastaları dikkat etsin. Şekere karşı duyarlılık e, kazandırabiliyor bu ilaç. E, böbrek hasarı oluşturabiliyor. Bulantı, kaşıntı, döküntü bunlar yaygın olmayanlar. Eee Kullanan kişilerin yorumları bir de ilaç hakkında uzman görüşü olarak anlatacaklarım var. Tablet 40 mg, ampul 20 mg'dır. İki tür formu vardır. Kullanırken bol bol su tüketilmesi gerekiyor. Eğer tüketmezseniz kan basıncında düşüklük çok yaygın görülen bir yan etkidir. Bu olabilir. Vücudunuzda kramplar olabilir. Bir de e, genelde yaşlılar tarafından kullanılan bir ilaçtır. Ödem arttı art arttırıcıdır. Arttır, e, bunu sabah almanızda fayda var çünkü sabah sabahtan akşama kadar geçen sürede e, çok sık idrara çıkacaksınız. Fakat siz bu ilacı akşam aldığınız vakitte e, uykunuz bölünecek. ve ciddi miktarda yani rahatsız olacaksınız. Hayatınızı etkiler. O yüzden sabah almanızda fayda var. Emzirirken kesinlikle kullanmayın prosemit anne sütüne geçebilir. Yani desal anne sütüne geçebilir. Desal hakkında benim diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuştur. Bu ilaç hakkında sormanız gereken sorular varsa yorumlarda belirtiniz. Elimden geldiği kadar yardım ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.